Merhabalar, ben Köftes Köfte ve yeni bir Eurotruck Simulator bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu bölümde ne yapacağız diye soracak olursanız, aslında konuşacağız gene. Ne konuşacağız diye soracak olursanız, benim... Yani bir aydan uzun sürdü ama, Ubuntu tecrübelerim. Bunun hakkında biraz genel olarak konuşacağım. Bunun yanı sıra, neden bir süredir doğru düzgün video gelmiyordu? Çünkü duyamıyordum. Mastodon'dan ya da beni YouTube'un topluluk kısmından takip ediyorsanız oradan görebilirsiniz. Ben bir süredir sağırdım. Hani kulaklarım tıkanmıştı. Önceki pazartesi tam olarak temizlenecekti ancak tam olarak yumuşamamış. Çok fazla kir birikmiş. O yüzden bir hafta sonu daha bekledim. Bir hafta daha bekledim. Geçen gün nihayet temizlendi. Zaten bir adet video ile gördünüz direkt. Bugün de yenisini çekiyorum. Django vesaire videoları da geri gelecek. Bununla beraber. Evet, bunun yanı sıra şirket yönetimi. Bir bakalım. Şoförlerimizi yönetelim. Artık 6 şoförüm var totalde. Bakalım sen... Tamam, sen biraz düzene oturmuşsun. Yano, sana bir bakalım. Tamam, güzel. Sen de gelişiyorsun. Şu yeni eleman hala sıkıntılı. Ama o sen bayağı zarar veriyorsun bana. Biraz daha şans verelim sana. Diğer türlü yollayacağız seni. Yani. Ha, bir de ikinci bir garaj aldım. Biri Prah'ta, diğeri Brno'da. Evet. Ve tabii ki de her yeni aldığım araçla bir adet achievement için biraz daha yardırıyorum. Evet. Neyse, devam edelim. Hani dediğim gibi artık duyabiliyorum. Bunun yanı sıra. KD'nin yeni sürüm çıktı ancak ben o ara laptopumda KD kullanmayı bıraktım. Ne kullanıyorsun diye soracak olursanız, merak etmeyin, GNOME'u kullanmıyorum. Hatta GNOME'a birazdan Ubuntu hakkındaki görüşlerim konusunda biraz değineceğim. i3 kullanmaya başladım. Yani i3. Aslında i3 kendisi bir masaüstü ortamı değil, sadece bir pencere yöneticisi. Ve orada kendiniz geri kalan şeyleri elle yapılandırmanız gerekiyor. Aslında tam olarak Arch'la benzer mantıkta ilerliyor bu window manager'lar. Çok benzer mantıkta. Size sadece temel birkaç parçayı veriyorlar. Geri kalanını siz kendi kafanıza göre şekillendireceksiniz diyor. Aslında bu mantık çok hoşuma gitti ve rahat. Cidden rahat. Tam istediğim ayarlamayı yapmak bir haftamı kadar aldı. Başka birkaç tane config dosyasından da örnekler bakındım kendime bolca. Ama işin sonucunda şu an çok memnun olduğum bir ayar dosyasıyla aslında hala improve edeceğim, yani geliştireceğim şeyler var. Ama şu anki ayar dosyası bayağı güzel. Muhtemelen aslında bu videoyu yayınlamadan Git'e koysam mı? GitLab sayfama. Olabilir, koyabilirim. Bu arada neden durdum ben şimdi? Neyse, devam edelim. Ubuntu'ya, yani masaüstü sistemimi, Ubuntu'ya geçiriş sürecimi hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neden geçmişti? LTS bir dağıtım olsun. Hani çok bir şey değiştirmeme gerek. Kalmasın düzenli olarak, stabil kalsın. Yani direkt Steam destekli bir dağıtım olsun diye kurdum. LTS tarafında az güncellemem gerektiği tarafında çok rahatım. O konuda hiçbir sıkıntım yok. O bayağı rahat şu an masaüstünde, ki masaüstünü ben dediğim gibi arada açıyorum. Ki evde de mesela oyun oynamayacağım zaman ben genelde masaüstünün monitörlerinden birini laptopa bağlayıp laptopu kullanıyorum genelde. Çünkü daha rahat geliyor. Ama bir yandan hani biraz daha
düşünmeye başlayınca ve bu arada Steam'de wishlist'imde bir adet indirim varmış. Neyse. Yani düşündükçe getirileri çok değil. Hani tek getirisi bu aslında Ubuntu şu anda da. Oyun performansı konusunda bir değişiklik görmedim. Aynılar. Hani evet, bir yıl öncesi Arch altında oyunları çalışırken bazen daha fazla uğraşıyordum, ancak şu an laptopumda da mesela çok büyük çaplı oyunlar oynamıyorum ama yani mesela Tomb Raider'dır vesaire laptopumda oynayamıyorum. Ama bunun dışında diğer oynadığım oyunlar Torchlight'tır vesaire gayet rahat çalışıyor. Hiçbir sıkıntı olmadan. Yani aslında düşününce Arch'ta mesela o uyumluluk katmanını güzel ayarlamış. Ve laptopumda da zaten şöyle bir yapıya geçtim. Kernel'dır, bazı sürücülerdir vesaire LTS yapıda. Hani LTS sürümlerinde. Kernel falan daha az güncelleniyor. Kaldı ki i3'e geçtiğinden beri benim maksimum aldığım güncelleme 150 MB falan. O da hani X güncellendirerek. Öyle bir detay oldu. Ve hani ve tabii ki de videolarımın ortasında böyle durumlar mesaj geldi. Neyse, devam ediyorum. Hani bir yandan düşünüyorum Arch'a geri dönsem mi? Geri dönersem eğer masa üstünde kastediyorum bu arada. Laptopta zaten hali hazırda Arch var. Masa üstünde Arch'a geri dönsem mi? Arch'a geri döndüğüm takdirde bu sefer KDE'mi kullanayım. Cinema mı kullanayım? XFCE mi kullanayım? KDE hani alışkın olduğum, güzel, özelleştirmeye müsait bir masaüstü ortamı ve hani büyük çaplı bir masaüstü ortamı kullanacaksanız NOM'dansa KDE'yi cidden öneririm. NOM'a birazdan değineceğim dediğim gibi. KDE'yi ile daha önce videolarımı gördünüz ama. Ve KDE'nin ufak bir sıkıntısı çok büyük. Cidden çok büyük. Yani, dolayısıyla da hani arada kullandığım bir sistemde bunu yapar mıyım ya da çok fazla program kurar mıyım zaten düzenli olarak? Bir yandan iş teklifi arıyorum, evet. Neyse. Bu var. Cinema'nın benim uzun bir süre kullandığım bir masaüstü ortamı. NOM'un minimal bir forku. Çok büyük bir yer kaplayan bir masaüstü ortamı değil. Ama aslında NOM'un olması gereken şey. Ya en azından şey. Şu bakımdan, kullanıcıya seçenek sunma bakımından. Diğer yandan XFCE ya da Mate, bu ikisi de olur. Aşırı minimal masaüstü ortamları. İnanılmaz minimaller. Ama stabiller. Gerçekten stabiller ve çok sık güncellendikleri söylenemez. Bunlardan birini kullanmayı deneyebilirim. Ya da laptopta yaptığım gibi komple i3'e geçebilirim. Bu arada laptopta da bir ara hani bir ayın sonunda Awesome denemeyi düşünüyorum. Başka bir Window Manager. Bir arada Qtile denemeyi düşünüyorum. Ama hani hepsinde konfiglerim benzer yapıda olacak. Ah. Bu arada Awesome'da başka bir pencere yöneticisi. Pencere yöneticisi demişken bu saydıklarımın üçü de Tiling Window Manager. Yani Tile sistemi üstünden çalışıyor. İki tip pencere yöneticisi var. Floating ve Tiling. Floating aslında sizin normal masaüstü yöneticilerinin çoğunda alışkın olduğunuz sistem ve ben neden 50 ile gidiyorum. Olayı her pencere ayrı birbirinden bağımsız ve yüzen bir yapıda çalışıyor. Tile'da ise pencerenin bir kenarı, daha sonra ekranın bir kenarı bir pencere, bir kenarı bir pencere. Aslında snap'le kenarlara sürüklediğiniz haliyle gibi düşünün. O haline benzer bir yapıda ama bütün ortam o şekilde çalışıyor. Alışana kadar biraz tuhaf geliyor ama alıştıktan sonra aslında çok verimli olduğunu fark ediyorsunuz ve sizi workspace'ler altında çalışmaya ittiği için tamamen dikkat dağıtıcı ögeleri eliyorsunuz. Mesela pencere şey web browser'ınız farklı bir workspace'te olduğu için hani kafanız ona gitmiyor. Neyse. i3'e geçebilirim dediğim gibi. Masa üstünde komple. Ki ilginç şeyler olabilir onunla da. Hani bunu ister misiniz? Yoksa hani videolarımda
normal bir masaüstü ortamı görmeye devam mı etmek istersiniz? Çünkü hani Tiling Window Manager'lar her ne kadar güzel bir verimli olsa da yeni başlayan bir insanın kafasını karıştırabilirler ve benim kanalım biraz daha insanları bilgilendirmek üstüne. Ama bir yandan da Tiling Window Manager'lar da insanların ilgisini çekeceği için ilginç bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda düşünceleriniz neler? Onu bildirmenizi istiyorum. Diğer yandan Arch'a geçmeyebilir şey. Masaüstüne Arch'a geçirmeyebilirim. OpenSUSE ya da Fedora deneyebilirim. Ama çok istemiyorum. OpenSUSE evet bir ara denemek istiyorum. Hazır Leap'te yeni bir sürüm çıkarttı kısa bir süre önce. Ama emin değilim. Çünkü hani masaüstünün düzenli uzun soluklu bir sistem olmasını istiyorum. O yüzden şimdi size genel bir anket sunacağım. OpenSUSE'ye geç diyebilirsiniz. Ubuntu Mate sürümüne ya da Zubuntu sürümüne geç diyebilirsiniz. Arch Linux kur. Her şeyi LTS yapılandır. Her şeyi LTS yapılandır diyebilirsiniz ve eğer bunu derseniz birkaç seçenek daha ortaya çıkıyor. Minimal bir masaüstü ortamı kur. XFCE ya da Mate. KDE kur. Ya da laptopta kullandığın düzenin birebir aynısına geç. Diyebilirsiniz. Bunları yani yorumlarda neden bunu istiyorsunuz şeklinde belirtebilirsiniz. Lütfen bunu istiyorum. Devam ediyorum. Diğer bir nokta daha. Evet, aklımda bir cümleleri toplayayım. Evet, kafam tamamen dağılmış durumda. Hani bu şekilde... evet, tamam. Kurdum cümleyi. Ne söyleyeceğim, hatırladım ne söyleyeceğimi. Eğer Arch kur derseniz bu noktada ufak bir detay söz konusu. Bu masa üstüne kuracağım Arch kurulumunu komple videoya çekeceğim. Tabii ki de komple videoya çekeceğim için direkt sistemin kendisinde kurulumu çekmeyeceğim. Sistemin kurulum aşamasını başlatacağım yani ISO'yu çalıştıracağım. Ondan sonrasında laptopuma SSH ile bağlayacağım ve kaydı laptopumun üstünde yapacağım. Yani bütün çekimi laptop üstünden yapacağım ama kurulum masa üstüne kurulacak. Böyle bir şey düşünüyorum. O yüzden Arch'a oy verecekler. Böyle ufak bir artı ya da sahip olacaksınız. Yani böyle ufak bir artınız söz konusu. Ama ciddi anlamda Ubuntu, en azından nomlu Ubuntu'da devam etmek istemiyorum. Bunun en temel sebebi bir, snaplerin zorlanması ve hani bazı detayların Ubuntu Desktop paketine zorlanması. İki, aslında Ubuntu'yu genel olarak kullanmak dedirtiyor. Çünkü ciddi anlamda ben apt paket yöneticisini sevmiyorum. Neyse şunu alalım artık. Ne? Apt paket yöneticisini gerçekten sevmiyorum. Seven bayağı bir insan var ancak ben o insanlardan biri değilim. Güzeldir, hoştur belki ama elimde kullandığım çok daha iyi alternatifler var. Yum çok daha iyi bir paket yöneticisi Fedora'nın. Pacman zaten hani benim gözümde mükemmel bir paket yöneticisi aslında. Sadece Delta paket özelliği bir eksikti ancak o da eklendi. Sadece yaygın kullanılmıyor. Bunun yanı sıra eski topraklardan gidersek PC çok güzel bir paket yöneticisiydi. Hala yaşıyor gerçi ama popüler kullanımda değil. Ama Souls kullanıyorsanız PC'nin bir adet fork'unu kullanıyorsunuz ki fark etmişsinizdir onun da paket öncesi baya güzeldir. Bu arada grafiksel tarafından bahsetmiyorum. Backend tarafından, arka plandaki tarafından bahsediyorum. Ve program çokluğundan bahsetmiyorum. Paketin yöneticisinin gücünden bahsediyorum. Yani şey, yapabileceklerinden, paketleri yönetim açısından, işlevselliğinden. Çünkü paket çoğunluğundan bahsedersek, evet, Pacman ve Apt o noktada bayağı güçlüler. Hatta da, Dev daha doğrusu direkt. Dev platformu. O noktada en güçlü. Çünkü en yaygın platform. Apt paket öncesi gerçekten en yaygın.
Ama işleyiş bakımından Upt'ı sevmiyorum. Pac-Man'i gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok rahat. Hani. Evet, bu var. Ve işin bunun Ubuntu tarafında rahatsız olduğum kısımlar. Yani şey, açılış yöneticisi olarak direkt olarak sadece grab kullanması. Gerçi sistemde çevirebilirim, sistemde boot'a çevirebilirim ama üşeniyorum bir yandan. Bazı ön tanımlı sistem ayarları konusunda hacı neden bunu yaptınız delirtmesi vesaire gibi şeyler var, ancak onlar uyum sağlanabilir şeyler. Benim Ubuntu normal sürümüyle asıl sıkıntım GNOME. GNOME masaüstü ortamı. Hani gerçekten Unity'yi bırakma tercihlerini destekliyorum, ancak GNOME üzerinden gitme tercihlerini desteklemiyorum. GNOME bir zamanlar çok sevdiğim bir masaüstü ortamıydı. Evet. Ancak GNOME şu an hani kendi eski halinin bir gölgesi. Şu an GNOME topluluğu, yani geliştirici topluluğu hiçbir şekilde kullanıcılarını dinlemiyor. En basitinden Nautilus da şu an klavyeyle normal herhangi bir dosya yöneticisinde klavyeyle bir şey yazmaya başlayın. Mesela K harfine basın. K harfiyle başlayan ilk dosyaya imleci götürecek. Neredeyse bütün dosya yöneticileri bu şekilde çalışıyor. Nautilus direkt aramayı başlatıyor ve bütün arayüz bir anda değişiyor. Ve pek çok kullanıcı biz bunu istemiyoruz, çok fazla dikkat dağıtıyor ve çok fazla zaman kaybettiriyor şeklinde şikayette bulunuyor. GNOME ekibi ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yaptı biliyor musunuz? Hani GitLab sayfalarını okudum. Çok komik. Direkt olarak sizin aslında istediğiniz şey bu falan, bunu bu şekilde falan implemente edersek daha iyi olur falan diye lafı çarpıtıp bir noktadan sonra insanlar hayır biz bunu istemiyoruz. Gerçekten asıl sorun bu ve bunun üstünden gidin demeye başladıklarında çok fazla gereksiz yorum gelmeye başladı, konuyu kilitliyoruz. Gereksiz yorum dedikleri şeyler tamamen neden insanların bunu istemedikleri üstüne. Bu en basit örneklerinden biri. Bunun yanı sıra System Tray özelliğini tamamen kaldırdılar. Daha geliştirmek yerine. Daha yaratıcı şekilde sunmak yerine. Bunun yanı sıra masaüstü simgeleri. Mesela ben bu arada ben masaüstü simgelerini kullanmayan bir insan olarak bunu eleştiriyorum. Masaüstü simgelerini komple kaldırmaları GNOME ekibine. Benim her daim kullanıcı kullanımı hakkında söylediğim şöyle bir felsefe vardır. Kullanıcıya seçenek sun. Sen ön tanımlı olarak bir şey sunabilirsin. Ama kullanıcıya alternatifini sun. Kullanıcıya alternatifini sunmadığın takdirde sen dizayn tarafında başarısız olmuşsun demektir. Ve bu arada ben şu yoldan geçiyorum. Tam bir şey eklemiyormuş. Ve GNOME ekibi bunu dinlemiyor. Benim mesela KDE ekibini inanılmaz derecede takdir ettiğim bir nokta. Bizim ön tanımlı sunduğumuz şeyler bunlar bunlar bunlar. Biz bu özellikler üstüne gitmek istiyoruz, ancak eski halini ya da başka yolla kullanmak isteyenler. Buyurun sizin için şöyle bir seçeneği açık tuttuk. Sizin için şöyle bir özelliği geliştirmeye devam edeceğiz. Ya da böyle bir özellik istiyorsanız buyurun script yazma hani Cave'in scriptlerimiz vesaire açık. Plasma eklentilerimiz bu noktada açık. İstediğiniz gibi geliştirin. Bu konuda kullanıcıları tamamen özgür bırakıyorlar. Ve KDE ekibini gerçekten takdir ettiğim bir nokta. Evet, onların da kullanıcıları dinlemedikleri nokta var. Mesela şey, ama bu noktalar mesela her bir sanal, yani her bir workspace'in ayrı bir adet plazma instance olarak çalışması muhabbeti. KDE4'te vardı. Çok fazla sistem tüketiyordu ve çok fazla legacy muhabbet vardı. Neden bunu geliştirmeye devam etmiyoruz? Neden zaman ayıramayacağız? Neden önceliğimiz değil diye açıkladılar. Bu arada açıklamaları neden önceliğimiz değil şeklinde. Diğer sorunları KDE5'teki diğer sorunları halledersek belki bunun üstünde dururuz şeklinde gittiler. GNOME ekibi direkt bunu da geliştirmeyi bırakacağız dediler. Ve dolayısıyla da GNOME ekibi o noktada benim bütün saygımı, yani bu tarz kararlarda genel olarak bütün saygımı kaybediyor. Ve aynı şey ve GNOME ekibinin aynı zamanda GTK direkt elinde olduğu için
Ve GTK'ya da, ya da GTK'ya artık nasıl telaffuz ediyorsanız, GTK'ya da pek çok yazılım bağımlı olduğu için hani bayağı sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Cinnamon mesela o noktada bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Hani Nom'un verdiği kararlar Cinnamon'a etki ediyor. Mate'e etki ediyor. Gimp projesine etki ediyor. Şuna ne diyor, buna ediyor. Ve bunlar bu, Nom projesi bu kararı tamamen sadece Nom'u düşünerek veriyor. Bir adet daha sinir olduğum karar. Client Side Decoration. Client Side Decoration nedir diye soracak olursanız. Mesela Firefox. Firefox'a Linux altında yeni eklendi bu. Sistemin kendi title barı, yani kapat aç düğmelerinin bulunduğu ya da pencere başlığının bulunduğu bar yerine uygulamanın kendi içerisinde düğmeler ekleme muhabbeti. Pek çok insan seviyor, kabul. Güzel bir özellik. Yani pek çok insan için aslında bayağı güzel bir yer kazandırıcı. Ben sevmiyorum. Çünkü neden? Çünkü ben genel olarak title bar kullanan bir insan değilim zaten pek fazla. Kullandığımda da onu zaten küçük pencerede olsun, tam ekranda olmasın şeklinde kullanıyorum. Ve bu benim için tam bir düzen dağıtıcı oluyor. Ve bunun yanı sıra hani iki farklı, yani client side decoration ve server side decoration beraber olduğunda işin içinde hani çok saçma bir düzen karmaşası oluyor. Hani uyum karmaşası oluyor. Yani şey, benim için sinir bozan bir şey. Nom ekibi bunu zorunlu kıldı. Hiçbir Nom uygulamasında client side decoration kaldırılamıyor. Eğer GTK'yı hacklemezsiniz. GTK onun için hackler var ve çok güzel projeler. Destekleyin. Ama bu hackleri kullanmadığınız takdirde, yani GTK kütüphanelerinizi modifiye etmediğiniz takdirde bunun çarpmanın. Teşekkürler. Ama ben çarptım. Neyse, dorsaya hasar gelmedi. Ama GTK'nın bu seçeneği kendi içerisinde sunması gerekiyor. Qt mesela o konuda kendi içerisinde sunuyor. Client side decoration şeyler istediği gibi çalışabilir. Mesela Firefox'u da takdir ettiğim bir nokta. Client side decoration'ı getirdi. İsteğe bağlı. İstiyorsan sen kendin bir tane düğmeye basarak client side decoration'ı aktif ediyorsun. İstemiyorsan devre dışı bırakıyorsun. Ve hani bu olması gereken şey bence. Kullanıcıya seçenek sun. Benim mesela macOS ve Windows'tan nefret etme sebeplerim arasında da bu var. Kullanıcıya seçenek sunmuyorlar. Dolayısıyla Nom kurulu bir sistem ile devam etmek istemiyorum gerçekten. Ve bir önemli noktası daha, çok az özellik sunup çok fazla sistem tüketmesi. Nom gerçekten çok fazla sistem tüketiyor. Gerçekten yavaş. Ve bunu, yani eskiden bu kadar göze batmıyordu. O eski hali aklımdaydı, ancak şu an gerçekten çok göze batıyor. Ve çok sinir bozuyor. Evet, Ubuntu deneyimim bu şekilde. Özetleyecek olursak Ubuntu hoş bir sistem. Yeni bir kullanıcıysanız ya da çok fazla uğraşmak istemiyorsunuz, aslında gayet güzel bir sistem. Kullanın. Bana uygun bir sistem mi? Hayır. Devam edeyim. Nom güzel bir masaüstü ortamı. Kullanım yapısı olarak, yani altındaki mentalite olarak tıpkı Unity'de dediğim gibi. Güzel bir mentalitesi var. Uygulamada sıkıntılılar. Ve ben neden durdum? Hani aldığı bazı kararlardan ötürü Nom bayağı sıkıntılı. O aldığı kararlar düzelse Nom daha güzel bir proje olacak. Ancak şu an aslında pek çok şeyde sıkıntı yaşayan ve bayağı Apple gibi karar vermeye başlayan bir projeye dönüştü. Dolayısıyla da Ubuntu hoş sistem. Bana uygun değil ama gene önereceğim bir sistem. Nom kesinlikle önereceğim bir masaüstü ortamı değil. Ubuntu kullanacaksanız Ubuntu Mate kullanın. Kubuntu kullanın. Zubuntu kullanın. Bunları kullanın. Ama saf Ubuntu'yu kullanmayın. Evet.
Anketi bu arada normal bir ankete dönüştürüp kendi sayfamda da, daha doğrusu sayfamdan kastım, topluluk kısmında da paylaşacağım. Bu videodan önce paylaşacağım ama bu videonun altına da linkleyeceğim onu. Ki bu sayede siz de buna oy verebilirsiniz. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler. Ve bu video biraz Noma sövme videom oldu sanırsam.